İyi akşamlar sayın seyirciler. Şov Haber'le karşınızdayız. Kudüs gerilimi ve Suriye sürecine yönelik önemli görüşmelerin yapılacağı randevu yaklaşık yarım saat önce Beştepe'de başladı. Rusya Devlet Başkanı yaklaşık 20 gün içinde ikinci kez Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir arada. Peki iki lider ne konuşuyor? Cevapları Burcu Selçuk Esen'de. Burcu, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılacak mı? Aslında görüşmenin 18.30'da başlaması bekleniyordu ama Putin'in uçağı henüz başkente inmedi. Kısa bir süre içinde inmesi bekleniyor ve baş başa görüşmenin ardından heyetler arası bir çalışma yemeği yenecek. O yemeğin ardından da iki lider birlikte kameraların karşısına geçecek. Tabii gözler iki liderin vereceği mesajlarda. Zira görüşmede masada kritik başlıklar var. Bunlardan biri Kudüs, diğeri ise Suriye. Kudüs noktasında aslında telefonda görüşmüşlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın kararıyla ilgili endişelerini aktarmış, Putin'den destek istemişti. Putin de BM nezdinde konunun takipçisi olacağını söylemişti. İşte 13 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak zirve öncesi görüşme kritik önemde. Putin'in bu noktada vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bir diğer kritik başlık Suriye. Suriye başlığı kritik. Zira bu görüşmenin hemen öncesinde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi Putin. Suriye'ye gitti sürpriz bir şekilde. Laskiye'deki Rus üssünü ziyaret etti. Orada Beşar Esad'la bir görüşme yaptı Erdoğan'dan hemen önce ve oradan Rus askerlerine Suriye'den çekilmeleri talimatını verdi. Suriye'nin geleceği aslında Soçi'de İran'ın da katılımıyla masaya yatırılmıştı. Son derece önemli kritik kararlara imza atılmıştı. İşte bu noktada Putin'in açıklamaları, bu çağrısı, bu talimatı son derece önemli. Esad'la yaptığı görüşme Erdoğan'la görüşmesinde kuşkusuz gündeme gelecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İnsan Hakları Günü'nden de Kudüs'e ilişkin kritik mesajlar verdi. Trump'ın kararı bizi bağlamaz dedi. Hem Amerika'ya hem de İran'a res çekti. Bizi bağlamaz. Kudüs'ü de bağlamaz. İslam dünyasını bağlamaz. Sen çalarsın, sen oynarsın. Amerikan başkanına bir kez daha böyle res çekti. Skandal Kudüs kararını önceliğine aldı, çok sert tepki gösterdi. Ellerine bulaşan kanı asla temizleyemeyeceklerdir. Amerika işte dökülen bu kana ortak da olmuştur. Dünya İnsan Hakları Günü'nde kürsüdeydi Cumhurbaşkanı. Kudüs'te insan hakları ayaklar altında dedi. Yaşananların vandallık olduğunu söyledi. Bugün kendilerini Kudüs'ün sahibi sananlar yarın arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidirler. Erdoğan bir şiirle devam etti sözlerine. Ey Kudüs, ey şehrim, ey sevgilim. Suriye ve Irak başlığını da aldı önceliğine. Mülteciler için yapılanları anlattı. Batı'nın tavrına tepki gösterdi. Eğer dünyada mültecilere sahip çıkma konusunda bir ödül verilecekse bunu en fazla hak eden ülke Türkiye'dir. Bunlar YPG'ye, bunlar PYD'ye ödül verecek kadar ödülsüzlükten nasibini almışlardır. Mülteciler için harcanan 30 milyar dolar üzerinden ana muhalefetle yaşanan polemik de gündemindeydi. Sen daha hayatında bu mültecilerle ilgili şu ana kadar ne yaptın ya? İnsan hakları alanında yapılanları da anlattı. Tabii, sigarayla ilgili dikkat çekici bir uyarı yaptı. Sen oradan duman altı olurken yanındaki pasif içiciyi rahatsız etme hakkına sahip değilsin. Bunun adı kul hakkıdır, kul hakkı. Sayın seyirciler, sözleşmeli piyade er Hacı Mustafa Can 21 yaşında Şırnak Küpeli Dağı'nda kış operasyonları sırasında PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesiyle şehit oldu. Mersin doğumlu şehidimiz yarın sonsuzluğa uğurlanacak. Onun silah arkadaşları ise hainlere göz açtırmadı. Kuzey Irak'a düzenlenen hava operasyonunda 17 terörist öldürüldü. Sınırdaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere savaş uçaklarımız bomba yağdırdı. Hakurk bölgesinde gizlenen 17 terörist etkisiz hale getirildi. Engelli kızına asansör yaptırmak istedi. Düşme tehlikesi çok yaşıyorum. Emekli maaşından para biriktirdi.
8,5 verdik. Onlara uygun fiyat veren bir asansörcü, bir asansörcüyle anlaştılar ama paraları alıp sırra kadem bastı. Akıl almaz vicdansızlık. Az sonra Show Haber'de. Sayın seyirciler, siyaset gündeminin Kudüs'e ve bütçe görüşmelerine kilitlendiği gün CHP'li İçişleri Bakanı arasındaki polemik giderek kızışıyor. Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp sert sözlerle eleştirmişti. CHP kurmayları Soylu'ya aynı tondan yanıt verirken Kılıçdaroğlu da İçişleri Bakanı'na hakaret davası açtı. Kılıçdaroğlu, senin aklın ipin de çürüktür. Sana açık açık söylüyorum. Sen gittin. Fransızca bir cevap vermekte fayda görüyor. Diğeri de öyle yapmış. Türkçe değil Fransızca cevap vereceğim dedi. Öyle de yaptı. Türkçesi ağız ishali anlamına gelen sözle yüklendi. CHP ile Soylu arasındaki polemik daha da kızıştı. Devleti siper alarak yapılan tehdide, şantaja, hakarete pabuç bırakacak değiliz. CHP'li Altay eleştirilerini bir bir ardına sıraladı. Soylu'ya en sert tepki gösteren isim oldu. Bir sicil affına maruz kalmak için böyle maganda uslubuyla konuşmak ona belki o sicil affını sağlar. Türkiye gördü ki bu siyasi sahtekar yalanlarını ve iddialarını üzerinden Türkiye'de başka bir oyuna koymuş. Soylu'nun o sözleri yargıya da taşındı. Kılıçdaroğlu kişilik haklarına saldırdığı ve hakaret ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı'ndan şikayetçi oldu. 100 bin liralık tazminat davası açtı. Ahlaki boyutunu da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. CHP Grup Başkan Vekili İçişleri Bakanlığı hukuksal meşruiyetini yitirmiştir diyerek noktayı koydu. Siyasette yaşanan gerilim, sertleşen üslup, tansiyonun daha da yükseleceğine işaret gibi. Sayın seyirciler, 2018 bütçe görüşmeleri mecliste başladı. İlk güne damgasını vuransa Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve tüm ailesi için soruşturma önergesi verilmesi talimatı oldu. CHP lideri Ataşehir Belediyesi'nde yaşanan görevden uzaklaştırma polemiğini meclise taşıdı. Haram lokma yiyen belediye başkanını yaşatmam dedi. Açık ve net söylüyorum. Eğer bir lokma haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam arkadaşlar. Bütçe maratonu start aldı. Bahçeli genel kuruldaydı, konuşmamayı tercih etti. Kılıçdaroğlu kürsüdeydi. Söze Kudüs'le başladı. Öyle lafla peynir gemisi yürümez. İsrail'le ilişkileri kesebiliriz. Kesiyorsan kes kardeşim. Biz de kapı gibi arkandayız. Asıl kızacağın adam Trump. Niye kızmıyorsun? Cumhurbaşkanını ve iktidarı hedef aldı. İsrail'in başkenti neden Tel Aviv olarak gösterilmiyor diye sordu. Dışişleri Bakanlığı internet sitesi. İsrail'le ilgili açıyorsunuz devleti. Başkenti boş. Oraya yazacaksın. İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir. Kudüs hepimizin üzerinde titremesi gereken bir kenttir. CHP lideri 2018 bütçesini konuşmadan önce tartışmalı başlıkları açtı. İktidarı eleştirirken Erdoğan'a Lozan başlığıyla yüklendi. Bize de diyorlar ki efendim neden eleştiriyorsunuz Erdoğan'ı? Ne yapalım? 18 aday işgal edilecek. Biz de diyeceğiz ki ya ağzımızı kapatalım. Hiçbir şey söylemeyelim. CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki görevden uzaklaştırmaya tepkiliydi. Milletvekillerine bir talimat verdi. Benim, ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta ve hatta dünürüm, dünürlerim hepsi için araştırma önergesi verin. Ve hepsi araştırılsın. Kılıçdaroğlu bir saat konuştu. Onun ardından AK Parti cephesi kürsüdeydi. Yanıt grup başkan vekillerinden geldi. Belediye başkanı olunca hiç zaman kaybetmeden bu işe odaklanıyor. Sizin istediğiniz gibi başkan konuşacak yoksa kendi istediğim mi konuşacak? Eğer sizin istediğinizi söyleyecekse siz buyurun konuşun. Evet, Türkiye'nin bütçesi konudur. Bir öğretmişsene. Size niye bana ne? Ne işsizlik diyor? Nasıl sana ne? Size niye bana ne? Zalimin elinde emir kulluğu yapanlar en çok döneklerdir. Bunu da kimse unutmasın. Hükümet adına eleştirileri başbakan yanıtlayacak. Bütçe maratonu mecliste aralıksız 12 gün sürecek.
49 dizi ve filmi yönetmeni, ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi 58 yaşındaki yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şili'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü. Yıllar önce Bir Garip Cinayet filmini çeken yönetmenin katili tanıdığı bir isim. Herhalde dizide yeni oynamak istiyordu. Çok sağ ol. Sefa, gene başladın otlakçılığa. Ben garibanım kardeşim, mecbursunuz bana bakmaya. Ses getiren dizi ve filmlerin ödüllü yönetmeni Mustafa Kemal Uzun, Şile'deki evinde başına beyzbol sopasıyla defalarca vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediğini itiraf eden zanlı ise dizisinde rol verdiği 19 yaşında bir figürandı. Neden yaptın? Bir şey söyleyecek misin? Cinayetin ardından yönetmenin aracıyla böyle kaçmaya çalıştı. Merdivenlere girdi. Daha fazla inemeyince kaçışını yaya olarak sürdürdü. Başına aldığı darbelerle hayatını kaybeden yönetmenin sırtına da bir bıçak saplanmıştı. 1981 yılında çekilen Hababam Sınıfı Güle Güle filminde gariban Sefa rolündeydi. Fazla kalemin var mı? Yok canım yok. Hadi başka kapıya. Ulan şu garibandan bir kalemi esirgiyorsunuz be. Yazıklar olsun. Al. Yine İlyas Salman'la kamera karşısına geçtiği 1985 yapımı filmde ise ünlü bir futbol yıldızını canlandırıyordu. Kamera önünde başlayan kariyerine kamera arkasında devam etti. Koy artık sana. Biliyorsun ben neyim. Tamam. Gariban. Haldun Dorman'le birlikte TRT'ye Kamera Arkası adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının... Televizyon ve sinema kariyerine yönetmen olarak devam etti. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan Kemal Uzun, bir dizide rol verdiği Osman Akti ile önce Şişli'de bir kafede buluştu. İkili sonra başka bir adrese gitti. Dün öğlen 1.30'da beraberdik. Hani... Sonra o çekime gitti. Ambarlı'da çekimi vardı. Ünlü yönetmen Kemal Uzun dün akşam saatlerinde 19 yaşındaki oyuncu adayı Osman Akti ile birlikte Şile'deki bu yazlığına geldi. Ve iddiaya göre ikili yeni projeler hakkında konuşmaya başladı. Herhalde dizide yeni oynamak istiyordu galiba. Ondan gelmişler. Peki dün buraya geldiklerinde... İki kişiler miydi? Başka kişi var mı? Bilemiyorum, onu bilemiyorum valla. Onun kaçta geldiğini onu da bilemiyorum. Ünlü yönetmen gecenin ilerleyen saatlerinde yatak odasına geçti ve yatağına uzandı. İddiaya göre Osman Akti de yatak odasına geldi ve iddiaya göre önce beyzbol sopasıyla Uzun'a vurmaya başladı. Ardından bıçağı aldı ve yönetmeni bıçakladı. Ben de para ne gezer ya? Peki anladık, garipsin. Al. Ünlü yönetmeni vahşice öldüren Osman Akti daha sonra yine ünlü yönetmenin cipine bindi ve buradan uzaklaşmaya başladı. Ancak çıkma sokağa girdiğinden habersizdi. Cipi bıraktı, daha sonra taksiye bindi ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suçunu itiraf etti. İstanbul'un bir ucundan başka bir ucuna gidip teslim olan zanlının üstünde yönetmenin cep telefonu da vardı. İş tanımıyorum. Yalnız rol almak istiyormuş galiba. Dizide yeni rol alacakmış herhalde bir kişi. Öyle... Almak istiyor. Onu bilemiyorum valla. Neden yaptın? Bir şey söyleyecek misin? Ünlü yönetmeni öldüren Osman Akti cinayet büro dedektifleriyle olay yerine tekrar geldi. Ancak kapı kilitliydi. İtfaiye ekipleri geldi ve kapıyı kırdıktan sonra evin içine girdiler. Kemal Uzun kanlar içinde yerde yatıyordu. Başına beyzbol sopasıyla defalarca vurulmuştu. Ünlü yönetmenin sırtında bir de bıçak saplıydı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmasını bitirdikten sonra Kemal Uzun'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Ünlü yönetmen Uzun normalde Nişantaşı'nda oturuyordu ancak hafta sonları buraya geliyordu, bu yazlığına ve buradaki masasına oturup hem dizi hem de sinema projelerini buradan okuyordu. Cinayet büro amirliğinde ifadesi alınan 19 yaşındaki Osman Akti adliyeye sevk edildi. Sayın seyirciler, Ankaralı bir genç kız evinin önünde tacize uğradığını iddia etti. Ne ailesinden ne de polisten umduğu karşılığı bulabildi. Kendisini taciz edeni kendi yöntemiyle bulmaya karar verdi. Taciz anının kamera görüntülerini sosyal medyadan "tacizcimi arıyorum" notuyla paylaştı. Şimdi herkes o tacizcinin peşinde.
başkentte evinin önünde tacize uğradı. Polis dahil hiç kimseye derdini anlatamayınca sosyal medyadan sesini duyurdu. Tacizcimi arıyorum notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı. Genç kız 20 yaşında başkente evine gitmek üzere bindiği otobüste takip edilmeye başlandı. İddiasına göre evinin yakınında otobüsten indi ve yol boyunca devam etti o takip. Tam evinin önüne gelmişti ki o korkunç olay yaşandı. Kendisini takip eden sapığın tacizine uğradı. Evinin önündeki güvenlik kamerasının görüntülerini aldı. O görüntülerle birlikte karakolun yolunu tuttu genç kız. Ve iddiasına göre polislerin hiç ummadığı bir tepkisiyle karşılaştı. Karakoldaki polisler Ankara'da kaç milyon kişi yaşadığını biliyor musun sen diye sordular önce. Sonra da teknolojik imkanlarımız buraya kadar. Görüntüleri açamıyoruz dediler. İfadesini alıp genç kızı evine gönderdiler. İddia ettiği gibi şikayetine karşılık bulamayınca o görüntüleri kendi açtı genç kız. Tacizcinin yaklaşma anına ilişkin bu fotoğrafı ve tam da taciz anına ilişkin bu fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden tacizcimi arıyorum notuyla paylaştı. Ve aynı anda binlerce takipçi tacizciyi bulmak için harekete geçti. Aynı notta aile bireylerinin tepkilerini de yazdı genç kız. Annem bir daha etek giyme dedi. Babam karakola giderken emin misin, şikayette bulunacak mısın, boşuna uğraşma diye telkinde bulundu. Akrabalar sorarlarsa çantam çalındı de diye ekledi. Genç kızın o notu hızla sosyal medyada yayılıyor şimdi. Yazdıkları ve yaşadıklarıysa kadına yönelik istismarın geldiği nokta açısından ibretlik. İşte o görüntülerin paylaşılmasının ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından Ankara Emniyeti harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri taciz görüntülerini tekrar tekrar inceleyerek tacizcinin kimliğine ulaştı. Kimliği tespit edilen tacizcinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Engelli kızına asansör yaptırmak istedi. Düşme tehlikesi çok yaşıyorum. Emekli maaşından para biriktirdi. 8,5 verdik. Onlara uygun fiyat veren bir asansörcü, bir asansörcüyle anlaştılar ama paraları alıp sırra kadem bastı. Akıl almaz vicdansızlık. Az sonra Show Haber'de. Sayın seyirciler, İstanbul Bakırköy'de bugün gergin anlar vardı. Yıkımı devam eden sosyal tesislerde bir işçi hayatını kaybetti. Yıkılan tesisin çalışanları olay yerine giden belediye başkanına tepki gösterip üstüne yürüyünce ortalık karıştı. Bakırköy'deki yıkımda bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen belediye başkanı ve korumaları yıkılan tesisi işleten şirket çalışanlarıyla tartıştı. Başkan Bülent Kerimoğlu olayların ardından yazılı bir açıklama yaptı ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız dedi. Bakırköy Belediyesi tesisler kaçak olduğu gerekçesiyle bir ay önce yıkım kararı aldı ve yıkım başladı. Tesislerdeki yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlanmıştı. Bu sabah da Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Mustafa Yılmaz yıkımın olduğu alanda toz kalkmaması için sulama yapıyordu. Başına düşen demir parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ölüm haberini alır almaz hemen olay yerine gitti. Yıkılan sosyal tesislerin işletmecisi ve çalışanları ona tepki gösterdi. Zabıtalarla bu grup arasında kavga çıktı. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu da arbedenin ortasında kaldı. Belediye Başkanı Kerimoğlu saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Hayatını kaybeden Mustafa Yılmaz'ın ölümüyle ilgili de soruşturma başlatıldı. Hayat bu kadar ucuz mu? Maalesef bu soruya yanıt olabilecek bir haber var sırada. İşte kaldırımda yürürken kendini bir anda yoğun bakımda bulan genç öğretmenin başına gelenler. Almağa gidiyor.
Kapıdan yukarıdan balkon çöküyor üzerine. Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadı. Bir apartmanın 3. katından kopan beton parçası genç öğretmenin başına düştü. Talihsiz öğretmen ölümle burun buruna geldi. Gökhan Yeniceli, ilkokul öğretmeni. 7 ay önce Kübra Yeniceli ile dünya evine girdi. Çaycılık yapan babası Osman Yeniceli'nin yanına gidiyordu. Kaldırımda bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Genç öğretmenin başına metruk bir binanın 3. katından kopan beton parçaları düştü. Gökhan Yeniceli'nin durumu ağırdı. Hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğretmen ölüm döşeğindeyken metruk binanın önünde güvenlik önlemi alındı. Saatler sonra Gökhan Yeniceli için dua eden ailesine ve öğrencilerine müjdeli haber geldi. Genç öğretmen hayata döndü. Komada gitti buradan ambulansla. Hayat tehlikesini atlattı şu an ambulansla. Yeniceli'nin ailesi metruk binanın sahiplerinden şikayetçi oldu. Sayın seyirciler, 25 yaşındaki Rukiye Keskin bu sabah işe gitmek için evden çıktı. Sokak ortasında saldırıya uğrayan genç kadının yüzüne yanıcı bir madde atıldı. Görsem arkasından giderim, korkmam. Ama yüzümün yandığını bildim. Arkadan gizlice geldi, genç kadının yüzüne bir bardak içindeki yanıcı maddeyi attı. Saldırının ardından hiçbir şey söylemeden kaçtı. Cin getirir zaten. Allah razı olsun ki 25 yaşındaki Rukiye Keskin Konya'da bir sitede özel güvenlik elemanı olarak çalışıyordu. Sabah işe gitmek için evden çıktı, takip edildiğinden habersizdi. O bardağı ne koydu böyle? Genç kadının yüzüne yanıcı madde atan bir saldırgan koşarak kaçtı. Rukiye Keskin peşinden koşmak istedi ama gözleri görmüyordu. Görsem arkasından giderim, korkmam. Ama yüzümün yandığını bildim. Çevredekiler hemen ona yardıma koştu. Allah razı olsun ki cemiyorsan. Keskin yüzüne yanıcı madde atan saldırganı gördü ama onu tanımıyordu. Geçmiş olsun. Sağ ol abla. Arkamdan geldiler. Hadi teşekkür ederim. Geldim ama bir şey yapamadım. Ben de panikledim. Yüzündeki tadı görünce ben de korktum. Rukiye Keskin'in her iki gözünde de hasar ve yüzünde yanıklar var. Yüzünde toz mu vardı? Tam içe girmiyor. Girmez olay gibi. Nasıl toz vardı? Bilmiyorum. Yüzünden toz çıkıyordu. Toz. Yani böyle bir şey yanıyormuş gibi oluyor. Toz. Abla ne olur bir... Genç kadın hastaneye kaldırıldı. Yanan gözlerine müdahale edildi. Kalıcı hasar olma ihtimali var. Daha ileride kornea nakli bile sebep olabilir. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Sayın seyirciler, gece karanlığında Mezarlıklar Müdürlüğü'nü basan 3 zorba gece bekçisine saldırdı. Mesai arkadaşları feci şekilde dövülen bekçiyi saldırganların elinden zor aldı. Dövüşler işte, camları kırdılar yani, masaları, tekmaları kırdılar. Hani sarhoştular yani. Önce mezar yeri sordular, sonra sabah gelin diyen bekçiyi tekme tokat dövdüler. Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki baskın anı böyle görüntülendi. Dün akşam 21-20 sıralarıydı, 3 kişi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne geldi. Kısa süre önce vefat eden bir yakınlarının mezarını arıyorlardı. İçerideki en yetkili kişi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün gece bekçisi Bayram Turgut'tu. O da bilgisayarların şifresini bilmiyordu. Bayram Turgut, hava karardığı için mezarı bulmanın zor olacağını, sabah gelmeleri gerektiğini söyledi. Bu karşı tarafı daha da öfkelendirdi. İyi kapandı yani bu saatlerde. Saat 11-10 olmuş yani. Ondan sonra vuruverdi beni, dövdüler yani. Bayram Turgut ne olduğunu bile anlamadan 3 kişiden dayak yemeye başladı. Onu kurtarmak için cenaze yıkayan bu iki kadın geldi. Kapıyı kapattı, kilitledi, camı kırdılar yani. Kamu malına zarar verdiler yani. Bekçiyi döven zorbalar Mezarlıklar Müdürlüğü'nden uzaklaştı. İçerisi savaş alanıydı. Dayak yiyen bekçi hastanede tedavi altına alındı. Polis gece yarısı mezarlık basan üçlüyü arıyor. Artvin-Ardahan karayolundaki facia ucuz atlatıldı. Toprağın yumuşaması nedeniyle meydana gelen heyelanda kaya parçaları otobana düştü. Önce toprak parçaları sürüklendi, ardından irili ufaklı kayalar düştü. Kameraya saniye saniye yansıyan heyelanda yol taşlarla örtüldü. Araba yok. Yumuşayan toprak heyelana neden oldu.
Yaklaşık 10 dakika süren toprak kayması sonucu otoyol taşlarla doldu. Neyse ki koca taşlar yamaçtan aşağı düşerken yol boştu. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Heyelanın sona ermesinin ardından ekipler olay yerine geldi. Temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı. Sevgilisini aradı. 20 dakikalık o telefon görüşmesine rağmen ikna olmadı. Bir çocuk annesi Şahra Çopur'un oğlu, annesinin cansız bedeni cenaze aracına götürülürken gözyaşlarına boğuldu. Hayat dolu annesine hiç yakıştıramadı ölümü. Hıçkırıklara boğuldu. Genç kadının saatler önce yaptığı son telefon görüşmesi de onu verdiği karardan döndürmeye yetmedi. Şara her şeyi yapıyor efendim. Güzel resim çiziyor. Piercing yapıyor. Dövmeler yapıyor. Kalıcı makyajlar yapıyor. Kadıköy'de yaşayan 39 yaşındaki Şara Çopur yıllarca makyözlük yaptı. Ardından kalıcı makyaj ve dövmecilik yapmaya başladı. Dört çocuk annesi kadın eşinden ayrıydı. Bir süredir de yeni bir ilişki yaşıyordu. Tek kullanımlı ve sevimli. Ya evet, öyle olmalı zaten. Kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz. Kendisine özgü dövmeler yapıyoruz. Harika değil mi arkadaşım? Ya canım benim. Şahra Çopur pazar gece yarısı Kadıköy'deki iş yerinden Gebze'deki erkek arkadaşını aradı. Ve iddiaya göre canına kıyacağını söyledi. Telefonun diğer ucundaki erkek arkadaşı ne yapacağını bilemedi. Genç kadını vazgeçirmek için uzun süre dil döktü. Yaklaşık 20 dakikalık konuşma Şahra Çopur'u vazgeçirmeye yetmedi. Ve bu ikilinin son konuşması oldu. Çopur telefonu kapattıktan sonra iş yerinde canına kıydı. O sırada erkek arkadaşı çoktan polisi aramıştı. Polis ekipleri verilen adrese geldi. Cam kapıyı kırarak içeri girdi. Ama artık çok geçti. Genç kadının cansız bedeniyle karşılaştılar. Oğlu, eski eşi ve Gebze'deki sevgilisi de olay yerine koştu. Şahra Çopur'un cansız bedeni çıkarılırken üçü de gözyaşlarına boğuldu. Çopur'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Aşırı hız ve kaygan zemin, işte bu iki neden İzmir'de faciaya davetiye çıkardı. Karşı şeride geçen otomobil kamyonetle çarpıştı. Bilanço bir ölü iki yaralı. İşte o kaza anı. Araç karşı şeride geçti. Kamyonetle çarpıştı. Bu kaza can aldı. Motosiklet sürücüsü ise saniyelerle hayatta kaldı. Otomobili 19 yaşındaki İbrahim Tepedelen kullanıyordu. Hava yağışlıydı. Yol da kaygandı. İddiaya göre Tepedelen de aşırı hızlıydı. Aracın kontrolünü kaybetti. Kayan araç karşı şeride geçti. Bu kamyonetle çarpıştı. Arkadan gelen motosikletli son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Mehmet Gökçen ve 17 yaşındaki Kerim Pehlivanoğlu o kadar şanslı değildi. Mehmet Gökçen sıkıştığı yerde can verdi. Kamyonetteki Kerim Pehlivanoğlu ve aracın kontrolünü kaybeden sürücü İbrahim Tepedelen'i ekipler önce hurdaya dönen araçtan çıkardı. Ardından hastaneye kaldırdı. İki gencin de durumu ağır. Tedavileri sürüyor. İnternetten alışveriş yapan, daha da önemlisi otomatik ödeme talimatını kredi kartı üstünden verenlerdenseniz bu haberimizi çok dikkatli izleyin. Çünkü yeni yılla birlikte hiç beklemediğiniz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Onay verilmeyen kredi kartları 1 Ocak'ta sanal ortamlara kapatılacak. Ne internetten alışveriş ne de otomatik ödeme yapılabilecek. Eğer yeni yılda ödenmemiş fatura yığınıyla karşılaşmak istemiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Kredi kartı üzerinden otomatik ödeme talimatı verenler de sıkıntıya düşebilir. HGS ödemesi, doğalgaz ya da elektrik aboneleri kartları kapalıysa eğer bu ödemelerini yapamayabilirler. Aynı zamanda hizmetin de kesilmesi gündemde ve aynı zamanda cezaya da düşebilirler.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun uygulamayı hayata geçirmesinin nedeni dolandırıcılar. Çünkü kartları kopyalayıp sanal mağazalarda limitinin sonuna kadar harcıyorlardı. Mağdurların sayısı çığ gibi artınca düğmeye basıldı. Kredi kartlarıyla internet üzerinden alışveriş yapmak için artık onay geliyor. Son 20 gün içerisinde bankasıyla iletişime geçip onay vermeyenler hem internet üzerinden alışveriş yaparken zorlanacaklar hem de ödemeleri riske girecek. Bu ay sonuna kadar mevcut durumda bir değişiklik yok. Ancak 31 Aralık'a kadar talimat vermeyenlerin yılbaşından sonra başının ağrıması olası. Bankadan onay görmeyen kartlar sanal POS üzerinden sigorta poliçesi, internet, film ve müzik aboneliklerini de ödeyemez duruma gelebilir. İşte onay vermek içinse yapılması gereken çok basit. SMS, mobil ve internet şubeleri ATM yoluyla da onay verilebiliyor. Ancak en önemli uyarı da yine bu noktada. Çünkü mağdur olmamak isterken dolandırıcıların kucağına düşme tehlikesi var. Bankalar dolandırıcılara karşı da uyardı. Özellikle bu onay sürecinde bankalar müşterilerinden herhangi bir kart bilgisi istemiyor. Ancak dolandırıcılar isteyebilir. Buna çok dikkat. İkinci husussa taklit banka siteleri. Böyle bir siteyle karşılaştığınız an aman dikkat. Yeni yılda da kartların sanal alışverişe açılması için onay vermek mümkün. Ancak eğer ayın 1'i itibariyle otomatik ödeme talimatınız varsa yılbaşına kadar talimat vermemeniz durumunda ödemeleri elden yapmanız gerekebilir. İstanbul'un orta yerinde üstelik güpegündüz bir genç kız darp edildi. O dayak araçta başladı, tenha bir yerde devam etti. Genç kız durması için yalvarsa da zorba aldırış etmedi. Tekme attı, üzerine çullandı. Boş bir alana çektiği araçta genç kızı dakikalarca darp etti. Güpegündüz bu şiddete kimse dur demedi. Burası İstanbul Bahçeli Evler. Şehir zorbası yanındaki genç kızı iddiaya göre araçta dövmeye başladı. Ardından aracı tenha bir yere çekti. Genç kızı darp etmeye orada da devam etti. Tekme ve yumrukla saldırdı. O zorba bağırmasın diye genç kızın boğazını da sıktı. Dayak yiyen kızın çığlıklarını duyan olmadı. Talihsiz kız araçtan indi. Yüzünde yediği dayağın izleri vardı. Saldırgana durması için adeta yalvardı. İddiaya göre genç kızı döven saldırgan kamerayı görünce şiddeti bıraktı. Ardından da dövdüğü genç kızı araca bindirip hızla uzaklaştı. Sayın seyirciler, 26 yaşındaki Yeşim doğuştan engelli, bir apartmanın 3. katında annesiyle birlikte yaşıyor. Yeşim'i merdivenlerden indirmek zorlaşınca annesi asansör yaptırmaya karar verdi. Eş dost yardımıyla topladığı parayı da anlaştığı bir asansörcüye verdi. Ama iddiaya göre ne asansör yapıldı ne de parayı geri alabildi. Düşme tehlikesi çok yaşıyorum. Her gün böyle inip çıkmak zorundayım yani. Engelli kızı eve kapansın istemedi ama onu merdivenden indirmek her geçen gün zorlaştı. Emekli maaşından arttırdı, akrabaları ve hayırseverler de ona destek oldu. Çözüme tam yaklaşmışken iddiasına göre elindeki parayı dolandırıcıya kaptırdı. Ben yardımcı olmak istiyorum dedi. Hani öbür dünyada da her şey para değil dedi. 26 yaşındaki Yeşim Karagöz doğuştan engelli. Yürüyemiyor ve kendini zor ifade edebiliyor. Babası öldükten sonra annesiyle bir başına kaldı. Annesi Yeşim'in bütün ihtiyaçlarını karşılıyor ama haftada 4 gün fizik tedaviye gitmesi gerekiyor. İşte bunun için de oturdukları 3. kattan tam 32 basamak aşağı inip Yeşim'in bu akülü arabaya binmesi gerekiyor. İşte bu dertten kurtulmak için onlar bir engelli asansörü istediler. Gerekli para onlara geldi ve onlar bir asansörcüyle anlaştılar ama... Ölçü aldılar. Gittiler, paranın bir miktarını verin dediler, bir miktarını da tamamlayınca, iş bitineceksin verirsin dediler. Biz ne kadar verdiniz? 8,5 verdik. Kendi bir miktarını biriktirmişti. Bir hayırsever ve akrabaları da destek oldu. Herkesten uygun fiyat veren asansörcü iddiaya göre 8500 lira peşinatla sırra kadem bastı. Oteldeyim dedi, sonra sanayideyim dedi. Ertesi gün kaçta geleceksin? 9'da geleceğim dedi, 9'da yine gelmedi. Öğlen aradım, sanayide demir yaptırıyorum dedi. Ondan sonra da 2 gün telefonlarını kapalı tuttu. Her gün böyle inip çıkmak yoruyor mu seni? Yok, yok, yok. Şimdi bir 16 basamak geldik ama çok basamak daha var. Yaptırmak istedikleri engelli asansör işte bu
yaptırmak istiyorlardı. Dış taraftan yukarıdan sadece kırılıp içeri kırma merdivenden saç konacak. İddiaya göre Karagöz ailesi ne parayı geri alabildi ne asansörün yapımına başlandı. Yine iddia o ki anlaştıkları kişi artık telefonlara da cevap vermiyor. Şimdi o kişiyi arıyoruz ve neden bu asansörü yapmadığını ve niye paralarını geri ödemediğini soracağız. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra. Açmadı. Kendi tarifiniz üzerinden. Yeşim'in annesi dolandırıcılık iddiasıyla savcılığa başvurdu. Kızı için mücadelesini sürdürüyor. Nefes nefese kaldı. Kasıntısı fazla olduğu için o da çok yoruldu, ben de çok yoruldum. Ama bunu haftada 3 gün, 4 gün yaşıyorum. Doğum günü kutlaması yapılan ev bir anda savaş alanına döndü. Ortamı renklendirmek için sıkılan spreyler neredeyse faciaya yol açıyordu. Genç kadın doğum gününde az kalsın cayır cayır yanıyordu. Akıllara durgunluk veren görüntü İran'dan. Doğum gününü kutlayan genç kadın tam pastayı kesmeye hazırlandığı sırada arkadaşları tarafından sprey yağmuruna tutuldu. Sehpanın üstündeki mumlar aslında tehlikenin sinyallerini vermişti ama kimse fark etmedi. Sonunda olan oldu. Önce pasta, ardından genç kadınlar alev aldı. Süs için asılan balonlar birbiri ardına patlamaya başladı. Ev adeta savaş alanına döndü. Genç kadınların saçları ve kaşları yandı. Neyse ki o anlarda kimse ciddi şekilde yaralanmadı. Sayın seyirciler, donmuş gölün ortasındaki geyik itfaiye tarafından kurtarıldı. Operasyonu kendisi kadar sevimli hayvanın kurtarıcısına teşekkürü de yürekleri ısıttı. Yavru geyik buzdan uzak durması gerektiğini işte böyle öğrendi. Toynakları donmuş gölde yürümesine izin vermedi. Yardım itfaiye eri koştu. Burası Amerika, Oregon. Buz tutan göldeki sevimli hayvanın durumunu görenler hemen ekiplere haber verdi. Buzun her an kırılma ihtimali vardı. O yüzden itfaiye eri hem kızak hem de tekne olarak kullanılan özel bir ekipmanla geyiğin yanına geldi. İte ite kıyıya sürükledi. Ancak sevimli geyik hem çok yorulmuş hem de bacakları donmuştu. Kıyıya gelmesine rağmen uzun süre yürüyemedi. Ama bu arada kurtarıcısına teşekkürü de ihmal etmedi. Sonunda kendine geldi. Hiç acele etmeden Rahman adımlarla ailesini bulmak üzere ormana döndü. Sayın seyirciler, bültenimiz reklamlardan sonra devam edecek. Minik Elif'in tedavi parasını borç aldı. Bu para benim çocuğumun tedavi masrafları için biriktirdiğimiz paraydı. Ama onları bir daha aramadı. 20 bin lira parayı vermeyen insana ben yani vicdan yoksunu diyorum. Küçük kızın tedavisini yarım bırakan vicdansızlık az sonra şov haberdi. Minik Elif'in tedavi parasını borç aldı. Bu para benim çocuğumun tedavi masrafları için biriktirdiğimiz paraydı. Ama onları bir daha aramadı. 20 bin lira parayı vermeyen insana ben yani vicdan yoksunu diyorum. Küçük kızın tedavisini yarım bırakan vicdansızlık az sonra şov haberdi. Şov haber devam ediyor. Gecekondu ihalesinde kavga çıktı. Bu evlerde 40 yıldır biz oturuyoruz diyen mahalleli ihaleye dışarıdan katılanlara ateş püskürdü. Ermenek'teki mülkiyet kargaşasına son vermek için ihale düzenlendi. Gecekondularda oturanlar ihaleye mahalle dışından girenlere tepki gösterdi. Siz yer sahibi misiniz? Yer sahibi misiniz? Yer sahibi değil. Yer sahibi değil. İşte bak. Muratpaşa Belediyesi Ermenek Mahallesi'ndeki çoğu gecekondu 110 taşınmazı açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Kimsin? Kimsin? Polisi
Mahalleli ihaleye dışarıdan girdiklerini iddia ettikleri kişilere müdahale etti. 9-1-11'a 12 parsel. Tamam burada. Alalım. Alalım. Söyledik sana. Arkadaşlar boşaltın emniyet geldi. Emniyet geldi. Boşaltın. Kimi sokmuyor seni ya? Buyur onu sokmuyor. Burada mahallenin şey var. Biz 40 yıldır bu evlerde oturuyoruz diyen mahalleli ihale hakkının kendilerinde olduğunu iddia etti. Hedeflerinde özellikle bir kadın vardı. Onun mahallede oturmamasına rağmen ihaleye katılıp fiyat yükselttiğini ve konut satın aldığını öne sürdüler. Siz yer sahibi misiniz? Yer sahibi. Yer sahibi değil. Yer sahibi değil. Mahalleli zabıta ve polis ekipleriyle de gerginlik yaşadı. Polise bariyer fırlatan bir kişiye biber gazıyla müdahale edildi. Senedir adam evinde parası var, geliyor gariban adamın evine, toprağına namusuna gözüküyor. Toprak namus duruyor. Olay yerine takviye polis ekipleri gönderildi. İhale salonunda yaşanan gerginlik dışarıda da sürdü. Canımız yanıyor. Canım yanıyor. Nerede? Atın şuraya yapın. Evlat edindikleri çocuğun zihinsel engelli olduğunu öğrendiler. Yine de ondan vazgeçmediler. Cihan büyüdü, delikanlı oldu. Anne Hatice Şengün 51 yaşında tüp bebek tedavisiyle Cihan'ın kardeşlerini, ikizleri kucağına aldı. Ben doğurmadım ama doğurandan daha çok seviyorum, daha çok bağlıyım. Babamız da öyle. Varımız yoğumuz Cihan yani. Yıllar önce evlat edindikleri oğullarının engelli olduğunu öğrendiler ancak yine de onu kimselere vermediler. O sevgi hiç değişmedi. 25 yıl sonra tedaviyle ikizlerini kucaklarına aldıklarında da Cihan çiftin göz bebeğiydi. Bu benim annem, bu benim kardeşim, bu benim babam, bu benim, o benim abim. Neyiz biz? Hangi abin? Çekirdek abi. Çekirdek abi. Şengün çifti İstanbul'da evlendi ancak çocukları olmadı. Evliliklerinin 4. yılında çift cami avlusuna bırakılan Cihan'ı evlat edindi. Beyim bu oğlanı görünce sevdi, ben de görünce sevdik. Aldık, kucakladık onu, bağrımıza bastık. Ama çocukta durgunluk vardı. Zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Geri verelim dedi, alalım dediler. Beyim dedi ki bizim olsaydı, özürlü olsaydı geri mi verecektik, bir yere mi verecektik dedi. Anne babalık karşılıksız sevmek demekti. Onlar da Cihan'a genlerini değil ama kalplerini verdi. Hatta düzenlerini bile ona göre kurdular. Götürelim mi? Otur. Gidecek misin? Ben gideyim doğru babayım. Tutacak mısın dedi? Tutacaksın. Dedi. Rize'de okul olduğunu öğrenince İstanbul'dan buraya göç ettik. 8-9 sene Cihan'ı şeye götürdüm, eğitim okuluna götürdüm. Hatice Şengün o sırada kanser olduğunu öğrendi. Tedavi ve inançla kanseri yendi. Tüp bebek denemelerine başlayan Şengün çifti evliliklerinin 25. yılında Cihan'a iki kardeş hediye etti. Hatice Şengün ikizleri kucağına aldığında 51 yaşındaydı. Benimle beraber tedavi olduk. 4 kere denedik, olmadı. 5. artık ikisini dünyaya getirdik. Bebeklerim var 5 yaşında. Cihan'ı 25 yıl aradan sonra gelen ikiz çocuklarından ayrı tutmadılar. Eve bir şey alınırsa ilk önce Cihan'a alınıyor, ondan sonra çocuklara alınıyor. Fatih Cihan'ın şeyleri bunlar, gelecekleri. Son katılan ikiz üyelerle birlikte ailenin nüfusu 5'e çıktı. Şimdi onların mutluluğuna diyecek yok. Sayın seyirciler, Avrupa'da hızla yayılan 3 boyutlu yaya geçidi modası Türkiye'ye de geldi. Çizgileri cisim gibi gösteren göz yanılsamasının faydası sürücüleri yavaşlatıyor olması. Uzaktan bakan çizgi değil barikat görüyor. Çünkü bu bir optik illüzyon. 3 boyutlu yaya geçidiyle araçlar artık daha dikkatli ilerliyor, yayalarsa kendini güvende hissediyor.
karşıdan karşıya geçerken yaya güvenliğini daha fazla arttıran, sürücülerin de farkındalığını bu manada arttıran bir uygulama. Bu yaya geçidi 3 boyutlu şekilde boyandı. Bu yüzden sürücüler onu çizgi değil, barikat gibi algıladı. Çarpmamak için de yavaşladılar. Bence çok hoş bir çalışma olmuş. 3 boyutlu yaya geçidi yurt dışında da kullanılıyor. Sadece birkaç göz yanılmasıyla araçlar hızını düşürüyor. Böylece yolun karşısına geçmek isteyen yayalara kolaylık sağlanıyor. Uygulama sayesinde kazalar da ciddi oranda azalıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve büyük beğeni alan uygulamanın yaygınlaşması bekleniyor. Eğer olumlu sonuç alırsak bu uygulamayı da arttırarak il geneline yaymayı planlamaktayız. 7 cinayetten 7 kez müebbete mahkum edilen seri katil savcılığa öyle bir mektup yazdı ki herkesin kanı dondu. İşte duyanları şoke eden o itiraf. Dünyayı sarsan seri katil bu kez yazdığı mektupla şok etti. 7 cinayetten suçlu bulunan Cani, daha çok kurbanım var ama kimse beni dinlemiyor dedi. Akıl almaz cinayetler serisi geçtiğimiz yıl tesadüfen ortaya çıktı. Bir konteynerden gelen yardım çağrılarına koşan polis şok oldu. Boynundan zincirli genç kadın bir katilin sevgilisini gözleri önünde öldürdüğünü, kendisini de 2 aydır rehin tuttuğunu söyledi. Do you know where your buddy is? Sevgilin nerede biliyor musun? Charlie mi? Evet. Vurdu onu. Vurdu mu? Göğsünden 3 kez vurdu. Onu mavi bir muşambaya sardı. Kepçeye koydu ve beni buraya kilitledi. Onu tekrar görmedim. Bana öldüğünü ve onu gömdüğünü söyledi. Burada çok gömülü ceset bulunduğunu söyledi. Sonrasında yaşananlar korku filmini aratmadı. Erkek arkadaşını öldüren seri katil diğer cinayetleri de anlatmış, kendisini de aynı şekilde öldüreceğini söylemişti. Serial killer in Spartanburg. A killer. 13 yıldır çözülemeyen 7 cinayet bu ifadeyle aydınlandı. İnsan avı başlatan polis kısa süre sonra 45 yaşındaki seri katil Todd Colhep'i yakaladı. Mezarlığa çevirdiği evinin çevresinde de 6 ceset bulundu. Seri katil 7 kez müebbete çarptırıldı. Seri katilin 10 yıllık bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Genç kadın şoktaydı. Geçtiğimiz ay ilk kez konuştu. Colhep'in çok nazik olduğunu, cinayet işlediğine inanamadığını söyledi. Ancak Cani'nin korku konteynerini bile onun adına çektiği krediyle aldığı anlaşıldı. Sarsıcı gelişmeler bu kadarla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde FBI'ya 8 sayfalık mektup yazan seri katil, henüz bulunamamış çok kurbanı olduğunu söylediğini, ancak kimsenin kendisini dinlemediğini öne sürdü. Bu noktadan sonra sayı ya da mekan vermek için bir gerekçe göremiyorum ifadesini kullandı. Orada kaç kişi öldürdüğünü sana hiç söyledi mi? Bana 4 hikayeden bahsetti. 10 yılda yaklaşık 17 kişiyi öldürdüğü düşünülen seri katille ilgili soruşturma sürüyor. 3,5 yaşındaki Elif Sena doğduğu günden beri yürüyemedi. Ailesi umudunu hiç yitirmedi. Küçük kızın bir fizik tedavi kampında tedavisi için 20 bin lira toplandı. Fakat o parayı vicdansızın biri aldı ve geri getirmedi. 6 trilyonluk rezidansta oturup 20 bin lira parayı vermeyen insana ben yani vicdan yoksunu diyorum. Dişinden tırnağından arttırdı, engelli kızının tedavisi için para biriktirdi. İddiasına göre kocasının iş arkadaşı o parayı borç olarak aldı ve bir daha da geri getirmedi. Küçük çocuğun tedavisi de yarıda kaldı. Bu para benim çocuğumun tedavi masrafları için biriktirdiğimiz paraydı. Bu parayı ödeyeceğini söyledi, daha hala ödemedi. 7 ay oldu bu para benim kızımın parası. Elif Sena Akatlı, 3,5 yaşında ve kas hastası. Doğduğu günden beri de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ailesi onun sağlığına kavuşabilmesi için para biriktirmeye başladı. Çünkü tedavisi masraflıydı. Bir birikim yaptık. Bankada onun adına bir hesap açtık. Buraya sürekli para şey yapıyorduk. Her ay bir takım para yatırıyorduk. İhtiyaçları. Sağlık ihtiyaçları için. O hesapta yaklaşık 20 bin lira para biriktirdi aile. İddiaya göre küçük kızın babasının iş arkadaşı ondan borç istedi. Eşimden para istemiş 20 bin lira kadar. Düğünüm olacak, düğünümde biriktirdiğim takılardan şey yapacağım. Düğün de oldu, ondan sonra da vermedi. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir insanlık? Yani ben bunu anlamıyorum ve dolandırdığı diğer insanları da bulmak istiyorum. 6 trilyonluk rezidansta oturup
20 bin lira parayı vermeyen insana ben yani vicdan yoksunu diyorum. Sadece Elif Sena'nın ailesini değil, iddiaya göre o kişi iş yerinden birçok kişiyi yaklaşık 200 bin lira dolandırdı ve 7 ay önce de ortadan kayboldu. Ona dair sadece bir tane numara var onların elinde, fakat ona da hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Diğer arkadaş bir tanesinin 100 bin lira kadar parasını aldı bu adam. Diğerinden bir 20 bin lira daha aldığı var. Ben onu o kampa götüremiyorum. Kampa götürmek için de benim oraya 12-13 milyar bir para harcamam lazım. %90 oranında engelli olan Elif Sena'nın ailesi dolandırıldığı için tedavisi şimdilik sona erdi. Ailesi kendilerini dolandıran adam hakkında da savcılığa giderek suç duyurusuna bulundu. Bir senede benim bunu tamamlamam lazım. Tedavisinin bitmesi lazım. Ondan sonra benim çocuğum normal yaşıtları gibi olacak. Aile şimdi kaptırdıkları parayı geri alıp yarım kalan tedaviye devam etmek istiyor. Eşi bir ay önce evi terk etti. Üst kattaki kayınpederinin evine sığındı. Gece eve gelen koca karısını eve çağırdı. Hayır cevabını alınca da evladına büyük korku yaşattı. Dikkat et, tamam dikkat et. Bak, bak, bak. Hayır. Evet. Tamam, tamam. Bak buraya, bak buraya, bak buraya. Tamam, tamam. Oradan çık, oradan çık. Oradan çık arkadaşlar, oradan müdahale edin. 5 yaşındaki kızını rehin aldı. Eline ne geçirdiyse aşağı attı. Kimseyi eve yaklaştırmadı. Polis o babayı gözüne fener tutarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. 40 yaşındaki Mehmet Zihni iddiaya göre uyuşturucu ve alkol bağımlısıydı. Eşi bir ay önce evden ayrıldı. 3 evladıyla üst katta oturan kayınpederinin evine yerleşti. Mehmet Zihni dün akşam saatlerinde eşinin eve dönmesini istedi. Eşi kabul etmeyince sinir krizi geçirdi. 5 yaşındaki kızını da rehin aldı. Evet, şu kapıyı aç, kapıyı aç. Gel, gel. Bizim yanına beraber konuşalım. Gel. Aç kapıyı aç. Hadi gel. Babasının şeyini sevmiş. Hadi. Polislerin rehine krizini bitirmesi için bahçe duvarından atlaması ve kapıyı açması gerekiyordu. Ancak öfkeli koca buna izin vermedi. Dikkat et, dikkat et. Tamam, dikkat et. Bak, bak, bak. Hayır. Hayır. Evet. Tamam, tamam. Bak buraya, bak buraya, bak buraya. Tamam, tamam. Oradan çık. Çık, çık oradan çık arkadaşlar. Oradan müdahale edin. Bir rezervan gelince bak ters ordusuna. Geç beni bak. Geçen. Polisler aşağı bir şey atmasın diye sokağın elektriklerini kesti. Kızını rehin alan babanın gözüne fener tuttu. Gözüne tut, gözüne tut. Fener. Gözüne tut, görmüyor. Gözüne tut, gözüne tut. Bak bana, bak bana. Polisler fener tutarken bir mahalleli bahçe korkuluğunu açtı. Demir kapıyı açtı. Ekiplerin eve girmesiyle rehine krizi 1,5 saat sonra bitti. Babasının zorla alıkoyduğu çocuğa ve kardeşine müdahale edildi. Korku dolu anlar yaşatan baba gözaltında, sorgusu sürüyor. WhatsApp ve VIP ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 90 02. Sayın seyirciler, Show Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam saat 18.55'te tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.